Zalimler bir proje hazırladı. Tuzaklar kurdu. Türkiye bir kale ve bu kale devrilmeliydi. Türkiye, İran yaşadığını yaşamalıydı. Suriye'nin yaşadığını yaşamalıydı. Tüm şer odakları harekete geçirilerek çatışmaların en şiddetlisi yaşatılmalı. Türkiye kaosa sürüklenmeden Irak ve Suriye parçalanamayacaktı. Türkiye parçalanmalıydı. Yoksa projeler uygulanamaz, haritalar değiştirilemezdi. Ezber bozan Türkiye denklemden çıkarılmalı ve vesayet altında uydu bir ülke olmalıydı. Bir iradesi, direnci ve itirazı kalmamalıydı. Bölge için hazırladıkları sözde haritalar masaya yatırılmalıydı. Onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ülkemiz tarihinin en alçak, en çirkin, en büyük saldırısına uğradı. Bu alçaklar, bu vatan hainleri, ümmetin inançlı evlatlarına terörün en çirkin yüzünü gösterdiler. Ülkemiz, milletimiz, değerlerimiz, bütün insanlarımız ve millet iradesi büyük bir tehlike atlattı. Ağlayan yalaka, ülkesini emperyalist güçlere peşkeş çekmede en ufak bir tereddüt göstermedi. Yabancı istihbarat ağının Türkiye'deki bu uzantıları Anadolu'ya geldiğimiz bin yıldan bu yana hiç görmediğimiz türden bir vatan hainliğinin en iğrenç halini sergilediler. İşte bu kadar hain ve işbirlikçi bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldık. Tarih ilk kez kendi savaş uçaklarıyla ve tanklarıyla kendi cumhurbaşkanını öldürmeye teşebbüs eden, halkına kurşun sıkan, meclisini, köprülerini, meydanlarını, stratejik noktaları bombalayan hainleri gördü ve kaydetti. O ağlayan yalaka, Pensilvanya'da efendilerinden aldığı talimatlarla Türkiye'yi işgale kalkıştı. Şizofren ruh haliyle bütün ülkeyi kan gölüne çevirmeye çalıştı. Mısır'da yaptıkları gibi yapacaklardı. Hükümeti devirecekler, binlerce insanı içeri alacaklar, dar ağaçları kuracaklar, düzmece mahkemeler ayarlayacaklar, ülke genelinde tasfiyelere başlayacaklar ve hapishaneleri doldurup taşıracaklardı. Ülkemizi, milletimizi yok etmeye, parçalamaya, sokakları kan gölüne çevirmeye, iç savaş çıkarmaya, ümmeti bir daha bir araya getirmemeye, Türkiye'yi örgüt devletine dönüştürmeye dönük bu plan, elhamdülillah Rabbimizin yardımıyla boşa çıkarıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesi 2. İstiklal ve İstikbal mücadelesi verdi. Bu mücadelede milletin savaş uçakları, tankları, topları yoktu. En büyük silahları vatanları için ortaya koydukları canlarıydı. Ümmetin evlatları, ülkeleri için canları pahasına sokakları doldurarak, direnişin en güzel örneğini sergileyerek dünyaya ders verdi. Ülkemiz işgalden kurtarıldı. Gezi olaylarında olduğu gibi, 17 Aralık'ta olduğu gibi, PKK terör örgütüne karşı olduğu gibi, yüzlerce yıl Haçlı ordusuna direndiği gibi direndi. O tarih yapıcı irade, dimdik ayakta durdu. Kurşunlara siper oldu. Canlarını verdi. O alçak vatan haini güçler nereyi işgale giriştiyse ellerinden aldı. Şükürler olsun ülkemiz Allah'ın yardımıyla kurtarıldı. Büyük bir oyun, büyük bir kumpas boşa çıkarıldı. Plan yapanlar kendi pisliklerinde boğuldu. Satılmış, kimliksiz,
ülke ve millet düşmanı FETÖ ve FETÖ'nün köleleri. Bu ülke size ve efendilerinize dar gelecek. Asla bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Asla ve asla o saf ve berrak inanç omurgamızı zayıflatamayacaksınız. Sizi efendileriniz bile kurtaramayacak. Milyonlarca insanı karşınızda buldunuz. Lanetlendiniz, yok olmaya mahkum edildiniz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah'a yemin ederiz ki köle olmayacağız.